Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce öğretmenliğinin atamalarıyla ilgili konuşacağız. Bununla ilgili birçok soru gelmiş. Onları da cevaplamaya çalışacağız. Öncelikli olarak İngilizce öğretmenliğinin atamaları, bu atamada 450'li sayılara kadar düştü. Yani 2000'di, 1500 oldu, 1000 oldu, 800 oldu. 450'yi gördü. Daha da düşer mi diyorlar? İngilizce öğretmenliğinin gidişatı nasıl olur diye genel olarak bu şekilde arkadaşlarımızın soruları var. Şimdi biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem ne diyor Milli Eğitim Bakanlığı? İngilizce öğretimde, eğitimde İngilizceyi çocuklar ikinci ana dili gibi bilmelerini istiyoruz. Bu şekilde bir İngilizce eğitim öğretimi istiyoruz dediler. Hem gramer olarak hem pratik konuşma dilinde İngilizce öğretimi ikinci ana dili gibi çocuklarımızın, öğrencilerimizin kullanmasını istiyoruz diye 2005'li yıllardan sonra bu proje üzerine gidildi ve nitekim 2010'lu yıllarda altın yıllarını yaşamıştı, iyi atamalar almıştı. Peki, araştırmalara göre biz neredeyiz İngilizce'de? Dünyaca ünlü eğitim kuruluşu Education First. Yani arkadaşlar bu OECD'ye de birçok araştırma verileri sunan bir eğitim kuruluşu. 2018 yılının dünya kapsamında İngilizce yeterlilik verilerini açıklamıştır. Bu rapora göre Türkiye 32 Avrupa ülkesi arasında 31. sırada. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Maalesef sonla birinciyiz. 32 Avrupa ülkesi arasında 31. sıradayız. Ne yapılırsa bu İngilizce öğretimi gelişir diye birçok komisyonlar kuruldu, birçok projeler yapıldı. Maalesef ki hala daha çok fazla yol kat edemedik. Bu 2018'in yılı, 2022'yi de göstereceğim. Oralarda da arkadaşlar 28'lerde, 29'lardayız. Yani çok da değişen bir şey yok. Dediğim gibi 32 Avrupa ülkesi arasında 31. sırada ve çok düşük seviyesinde yer almaktadır. Dünya genelinde ise toplam 88 ülke arasında 73. sırada bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. Dünya genelinde de 88 ülke arasında 73. sıradayız. İngilizce yeterlilik verilerinde ilk 15'e giren ülkelere baktığımızda sırasıyla İsviçre, Hollanda, Singapur, Norveç, Danimarka, Güney Afrika, Lüksemburg, Finlandiya, Slovakya, Almanya, Belçika, Avusturya, Polonya, Filipinler, İsveç oluşturmaktadır. Bunlar tabloyu da vereceğim. En iyi İngilizce eğitim öğretimini sunan ülkeler. Evet arkadaşlar, çalışmada yabancı dil eğitiminde başarılı olan ülkelerin yabancı dil politikaları incelendi. Ve bizde de arkadaşlar bununla ilgili biliyorsunuz daire başkanlığı var. İngilizce alanla ilgili, yurt dışı ilişkileriyle ilgili. Bizler ne yaptık bu süreç içerisinde? İngilizce öğretmenliğinin atamalarını arttırdık arkadaşlar. Erasmus projeleri, işte e-Twinning projeleri gibi birçok projelerle eğitim öğretim sistemimize İngilizceyi de entegre etmeye çalıştık ve bu kapsamda da İngilizce öğretmenlerine ihtiyacımız vardı. Atamalarda o minvalde artış göstererek devam etmişti. Ta ki bu yıla kadar, yani kimse 450 kontenjan verilmesini beklemiyordu. Yani herkesin şok olduğu bir sayıydı bu ve hala daha ihtiyaç var, hala daha önemi biliniyor çok fazla. Bu dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da biliniyor. Fakat yani 450 sayısını neden verdiklerini hiç kimse mantıklı bir şekilde açıklayamıyor. Yani bunu da bilelim. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar, mantık aramak doğru olmuyor bildiğiniz üzere. Her zaman
mantıklı bir açıklama bu kontenjan sayılarında yapılmıyor. İhtiyaca göre de maalesef yapılmıyor. E neye göre yapılıyor diyorsunuz? Dediğim gibi arkadaşlar, milletimin o anki politikalarına göre, o anki verilere, çalışmalara, dediğim gibi yani genel anlamda işte yapılan okul, yapılan o dönem için yapılan araştırmalar, o dönem için yapılan yatırımlar gibi hepsini yani değerlendirdiğimizde politikası diyebiliriz Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Yani Milli Eğitim'in politikalarına göre bu kontenjanlar belirleniyor. Onda hemfikiriz arkadaşlar. Yani ihtiyaca göre her zaman olmuyor. Bazen ihtiyaca göre, bazen politikalara göre. O yüzden dolayı da ne oldu? Okul öncesi 7500 alınca diğer branşlar kısıldı. Ya 7500 almasaydı İngilizce peki ne olurdu arkadaşlar? Bir de onun üzerine konuşalım ve bir tablom daha vardı arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Mesela şimdi bu arkadaşlar İngilizce öğretim programlarının genel özellikleri Avrupa ülkelerinde. Şimdi birkaç yıl demeyeyim de 2015-2016 yılları arkadaşlar, yaklaşık 5-6 yıl önce oluyor. Şimdi İngilizce öğretimiyle ilgili bir çalışma daha vardı. Birinci sınıf düzeyinden mi başlamalı İngilizce eğitimi öğretimi diye. Bu çalışma daha sonraki zamanlarda rafa kaldırıldı. İkinci sınıf yeterli denildi. Birinci sınıfa gerek yok denildi. Hatta ve hatta şunu biliyorum. Okul öncesi eğitim öğretim programlarına da İngilizce eğitimi sokmalı mıyız gibi bir çalışma vardı. Bunu eğitim sistemine entegre edersek nasıl bir gelişme olur? Özel okullar bunu uyguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında bu olabilir mi? Devlet okullarının olabilir mi diye bir bununla ilgili araştırma da vardı ama rafa kaldırıldı daha sonradan. Çünkü şuraya bağlayacağım. Çünkü bu araştırmalarda bunlara da bakılıyor arkadaşlar. Almanya'da mesela birinci sınıf, Avusturya'da birinci sınıf, Finlandiya'da birinci sınıf, yani Hollanda'da birinci sınıf, Polonya'da birinci sınıf ve 7. 8. sınıf sonunda A1 A2 seviyesinde, dediğim gibi Polonya'da yine 8. sınıf sonunda A2 seviyesinde, bizim Türkiye'de bildiğiniz üzere 2. sınıfta başlıyor, 4. sınıf sonunda A1 seviyesinde deniliyor. Yani şunu demek istiyorum. Bununla ilgili çalışmalarda vardı. İlerleyen süreçlerde ne olur bilemiyorum ama gelişme olursa yine paylaşacağım. Şimdi atama konusuna gelirsek arkadaşlar, oraya da bakalım hızlıca. Şimdi bulabileceğiniz tablolardan birisi bu atamalarda. Neydi arkadaşlar? 2000'lerden 2000. Bakın her atama döneminde 2019'un Şubat'ında 2000 almış, 2019'un Ağustos'unda 2000 almış, 1960, 2000'e yollayabiliriz. 2017'nin Temmuz'unda 2193, 2018 Temmuz 2002, daha sonra 2020'de 1730, 2020 Haziran'da yine 1730 civarlarında almış. Sonra yine 1938, 2021 Mart'ında 2000'li seviyelere ulaştı. Ta ki 2021'in Eylül'ünde 857'ye düşmüştü. 15.000 atamayla birlikte bu şaşırtmıştı. Daha ne kadar düşebilir derken 450'ye düştü. Şimdi burası önemli arkadaşlar. İngilizce öğretmeni olan, atama bekleyen arkadaşlarımız moralini hiç bozmasın. Önümüzdeki süreçlerde, evet arkadaşlar bakın altını çizerek söylüyorum, İngilizce öğretmenliği en az, yani yapılacak olan bir sonraki atamada en az 1000 kontenjan alacaktır. Genel kontenjanın artışına bağlı olarak 1000 sayısı ve üzeri olma ihtimali de var. En az 1000 kontenjan en az gelecektir. Hala ihtiyaç var. İngilizce öğretmenliğine dediğim gibi hala daha bakanlığın
göz bebeği olan branşlardan bir tanesi. Hala daha OECD ülkeleri arasında son sıralarda, İngilizce'de daha geliştirmek için bununla ilgili projeler de yapılıyor. Araştırmalar, komisyonlar da var. Dediğim gibi benim aldığım arkadaşlar bu konudaki duyumlara göre en az 1000 atama verilmesi bekleniyor. Bunu diğer eğitim uzmanı arkadaşlarımla da konuştum ve bakanlığa yakın olan görevlilerle, eğitim uzmanı arkadaşlarımla da görüştüğümde, yani 450 herkes şok olmuş durumda, herhangi bir açıklama yapamıyor ama dediğim gibi 1000 ve üzerinde bir kontenjan verileceği öngörülüyor. O şekilde tahmin ediliyor. Çünkü İngilizcenin önemi hala daha devam etmekte. Siz moralinizi bozmayın. Sınava, çalışmaya devam edin arkadaşlar. Siz iyi puan almaya çalışın. Bize haber geldikçe, herhangi bir gelişme oldukça buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi önemli branşlardan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki ve önümüzdeki dönemlerde, yani bu 450 umarım son olur arkadaşlar. Bundan sonraki atamalarda daha iyi kontenjanları göreceğimizi düşünüyorum ben. Bu son olsun. Yani diyelim elimizden bir şey gelmiyor. İyi puan almaya çalışalım. 1000 ve üzerinde atamaları bekleyelim arkadaşlar. Bu şekilde umarım sorularınızı cevaplamışızdır. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı